Iğdır Milletvekili Sayın Sinan Ogan, buyurun. Sayın Başkan, daha buraya gelmeden süreyi başlatıyorsunuz. Yani şurada süre başladı. Öyle mi? Peki geriye alalım, yeniden başlatalım. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Yeniden başladı süreniz Sayın Ogan. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle şunu ifade etmem lazım. Müsaade ederseniz açıkça İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün'e sataşıyorum ve kendisine Sayın Başkan sataşmadan lütfen burada söz verin. Neden? Çünkü dünyanın her yerinde bir olay olur ama bir tek Türk'e karşı yaşanan işkencelerden, yapılan hakaretlerden İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün'ün bir alakası olmaz. Sayın Ayhan Sefer Üstün, size sataşıyorum. Lütfen gelin burada cevap verin. Doğu Türkistan'da 70 yaşındaki annesiyle tek suçu Müslüman Türk olmaktan başka hiçbir suçu olmayan insanlarımız tutuklanıyor. İlham Tohti tutuklanıyor, işkencelerden geçiriliyor. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu Sayın Ayhan Sefer Üstün'ün kılı kıpırdamıyor. Siz acaba İnsan Hakları Komisyonu olarak Türkleri bu çerçevenin dışında mı tutuyorsunuz Sayın Sefer Üstün? Size açıkça sataşıyorum. Gelin buradan Türk milletine cevap verin. Değerli arkadaşlar, bugün Sayın Başbakan'ı dinledim. Dün burada üzücü bir hadise yaşandı ama Sayın Başbakan'ın konuşmasından buradaki üzücü hadiselerin daha da devam etmesi yönündeki mesajlarından doğrusu utanç duydum. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Burada üzücü hadiseler yaşanıyor ve hepimize düşen buradaki seviyeyi yükseltmektir. Konuşan cevabını alır şeklinde daha da ortamı gerecek açıklamalardan Sayın Başbakan başta olmak üzere hepimizin bundan çekinmesi lazım. Değerli arkadaşlar, ortada açıkça anayasaya aykırı bir durum var iken siz getirdiniz 2010 tarihinde bugün elinize ayağınıza dolanan HSYK yasasını geçirdiniz referandumda. Biz o tarihte çok uğraştık. Sayın Genel Başkanımızın kitapçıklarını bütün Türkiye'ye anlattık. Milliyetçi Hareket Partisi bu yasaya neden hayır dememiz gerektiğini ifade etti. Ve bugünleri gördük. Sayın Genel Başkanımız bugünleri gördü ve bu yasanın anayasaya aykırı olduğu gibi yandaşlaşmaya da sebep olacağını açıkça ifade ettiği halde siz o gün bugün haşhaşi dediklerinizle o gün kol kola girmiş olduğunuz için buna kulak asmadınız. Bugün bakıyoruz ki maalesef bir tarafta haramiler, öte tarafta haşhaşiler bu bizim reddettiğimiz yasa yüzünden kavga ediyorsunuz. Bugün gelmiş yine aynı hatayı yapmakta da ısrar ediyorsunuz. Arkadaşlar, siz bu yolda devam ettiğiniz sürece yarın da bugün kabul ettiğiniz yasadan dolayı yine sıkıntı yaşayacaksınız. Bugün kabul etmeye çalıştığınız yasa da yarın elinize ayağınıza dolaşacak. Onun için yol yakınken gelin bu meseleyi partilerin uzlaşmasıyla çıkarmaya çalışalım. Zaten siz bir takım düzenlemelerle yeterince savcıyı sürdünüz, yeterince polisi sürdünüz. Bari anayasayı çocuk oyuncağı haline getirmeyin. Bari burada el kaldırarak, sayısal çoğunluğunuza dayanarak anayasayı bir kez daha yanlış yerlere sürüklemeyin. 2010 tarihinde anayasayı yanlış bir noktaya çektiniz. Bugün Türkiye tarihinde olmadığı kadar bir çıkmazın içerisinde. Türkiye hiçbir dönemde bu kadar çıkmazın içine girmemişti. Dolar, euro almış başını gidiyor ve siz hala bunları umursamaz bir tavırla dediğim dedik çaldığım düdük diye burada ısrarla yanlışa devam ediyorsunuz. Gelin yol yakınken bu yanlıştan dönün, bu yasayı çekin,
ve ilk defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partilerin uzlaşması yolunu arayın. Aksi takdirde nasıl 2010'da hata yaptıysanız aynı hatayı bugün yapıyorsunuz. Nasıl 2010'daki hata bugün ayağınıza dolandıysa bugün yaptığınız hata da yarın ayağınıza dolanacaktır diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.